Merhaba sevgili ceviz dostları. Şimdi burada sizlere birkaç tane ayrıntıyı göstereceğim. Bu cevizimizde hiç meyve koparması yani seyreltmesi yapmadık. Görüldüğü gibi maşallah bunda altılı meyvemiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bak buralarda komple her dalların uçlarında meyve hakim. Yani çok da güzel meyvesi var. Fakat burada ince bir ayrıntıyı detayda sizlere göstermek istiyorum. Sürgün çok az. Bakın meyveli dallarımızda hiç sürgün yok. Sadece bir tepede az bir sürgün var. Ve bir diğerini şöyle göstereyim sizlere. Bunlarda da meyve seyreltmesi yapıldı. Meyve seyreltmesi yapılan ağacımızın da bakın sürgünlerimizi. Her budama yaptığımızın uçlarında sürgünlerimiz hemen birer metre, birer buçuk metre sürgünlerimiz mevcut. Yine aynısı bir arkadaki ağacımızı da böyle gösterelim. Bakın meyveye yatırdığımız dal, bakın bunu da göstermek için meyveye yatırdık. Burada kaç tane meyvemiz var? 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 daha hala üzeri gidiyor. Yani nerede baksanız 40 tane falan meyvemiz var. Ama meyvemiz olan sürgünümüzde, dalımızda bir tane sürgün yok. Yani ne kadar çok meyve varsa sürgün o kadar az. Ama budamasını yapıp da meyvesini az aldığımız ağaçlarımızda sürgünlerimiz çok kuvvetli. Çünkü önce ağacımızı büyütüyoruz, sonra meyve alıyoruz. Şimdi burası 5 yaşında. Artık seneye biraz daha meyve ağırlıklı çalışma yapacağız. Ondan sonra her sene artarak meyveye yatırdığımızda büyümeyi yavaşlatmış olacağız. Burada ara mesafelerimiz zannedersem 6'ya 5 gibi. Tam olarak bilmiyorum ama. Ondan dolayı da şimdi biraz daha büyüttükten sonra meyveye yattığı zaman ağaçlarımız artık böyle komple meyveyle dolmuş durumda olacak. Eğer daha bizim burada tozlayıcımız yok. Tozlayıcımız da olsaydı artık nasıl olurdu bilmiyorum orasını. Gerçekten çok güzel. Maşallah. Rabbim hayırlı ve bol bereketli ürünler almayı nasip etsin inşallah bahçe sahibi Nihat abimize.